Ark'ın bittiği gün benim için çok acı olacak. Ya Ark... Bakalım, ben ufaktan hep şey diyorum. Ark da diyorum herhalde doldurdu artık miladını diyorum. Tak ejderha çıkıyor filan. Yani oyun da ilginç. Oyun da ilginç bir oyun. Yani ben Ark'a girerken bu kadar uzun, bu kadar farklı bir oyun olacağını hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Ulan diyoruz tam işte bilmem ne olacak. Tak mesela sandıklarla hayvanların seviyesini atlatabiliyormuşuz. Sandıklar bir önceki şeyde yoktu ya bende. Center'da sandıklar yoktu ya mesela. O yüzden Center'la girdiğimiz iyi olmuş. Yüksek seviye hayvanları da alıyoruz yanımıza. Yani şimdi şöyle düşünün mesela. Bu mesela Scorched Earth böyle gidiyor. Bir noktada Scorched Earth'ten çıkıp yeni bir haritaya geçtiğimizde yanımızda artık muhtemelen Yıldırım ya da Ateş Ejderhası ile geçeceğiz. Yani haliyle ha yarım kalır mı? Kalır tabii. Her seri gibi o seri de bir gün yarım kalacaktır. Şu an Ark'ın final bölümünü yayına aldım arkadaşlar. YouTube'da duran. Oy bir yayına girdi. Ona 2 saniye bir thumbnail da yapayım. Bekleyin bir dakika. Thumbnailsız bu işler olmuyor. 2 dakikanızı daha alacağım. O da aradan çıksın. Çünkü insanlara haklı olarak Ark, Ark diye bağırıyorlar artık. Dı. Ya Yıldırım Ejderhası'nın geldiği an neydi öyle ya gerçekten? Dur bir dakika. Tam Yıldırım Ejderhası'nın beynime çaktığı anı koyacağım thumbnail'a. Aa, boncuk sesi geldi yine dur yere. Gelmiyordu bu bayağıdır. Halil Şahin, hoş geldin. Yeni destekçimiz olmuş. Bu aralar kanal iyi seri yaptı ama ha. Önce Resident Evil 8 yaptık. Arkasından Graveyard yaptık. Gravekeeper yaptık. Üstüne de Ark yaptık. Benim kanalda bayağıdır seri olmuyordu yani. O da ilginç oldu bence. Neye başladın? Ark Rev mi? Ha, Assassin's Creed Rev ne? Kim Türkçe konuşuyor? AC Rev'e başladım. Hepsi çok tatlı Türkçe konuşuyor. Ne o ya? Türkçe dublaj Assassin's Creed oyunu mu var bir yerde? Abi maymunlara iş yaptırdığımız bir oyun vardı. Ona dönecek misin? Dönemedik ya. Geçen seneki bundan sonra seri yok videosunu hatırlıyorum. Evet. Yani seri yapma niyetim benim hiç yoktu. Ama yani oyunlar iyi çıkınca da bu sefer seri yapmamak, yani bu sefer de cezalandırmış gibi oluyoruz oyunu. Çünkü her oyunu tek seferde çözemiyorsun yani. Kimisini oynadıkça çözüyorsun. Çok pardon. Koydum tamam arka şeye. Var mı bu arada ya azıcık bana sohbetiniz? Ben de bir anımı gönderdik şimdi. İçindeki şeyi attım. Adını söyle.
Dere 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 dere. Sesim de gitti. Oo, Rift Breaker için çok iyi görsel buldum ha. Realm of the Mad God diye bir oyun var, önerimdir. Galiba bir 6 sene önce falan oynadım onu ben. Bazen gelip çok eski oyunlar öneriyorsunuz. Hem seviniyorum, diyorum ki vay be diyorum. Millet bu oyunları da biliyor. Memleket genişti, şey oldu, gelişti falan diyorum. Nereden nereye diyorum. Sonra diyorum ki vay, ben yayıncı değilken oynamıştım bu oyunları ya diyorum. Mesela Witcher, yani en basitinden. Do do do. Herkesin maskelerde açık. Ne o ya? Eyvah, PlayStation kapanıyor. Arkadaşlar, PlayStation'da hiç bakacak bir oyunumuz yok mu ya gerçekten? Ara ara Ceren gelip böyle şey oynamasa, God of War oynamasa oynayamıyoruz burada hiçbir şey ya. 10 bin liralık alet arkadaşlar bu. Hiç mi hakikaten bir şey yok ya burada? Bak mesela Dyson Sphere programa da girmiştik. Dyson Sphere programla Rift Breaker arasındaki fark bence çok ilginç ya. İzlediniz mi Rift Breaker'ı bilmiyorum da. Rift Breaker net farkını koymuş ortaya yani. Rift Breaker videosu çok izlenmedi diye üzülüyorum birazcık. Çünkü bence çok iyi bir oyun. İnşallah millet değerini kıymetini bilir Rift Breaker'ın. Rift Breaker'ı yani ben bari şeye çok şaşırdım ha. Eskaza lan bu neymiş diye tıklamasam Rift Breaker'a bu kadar iyi bir oyun olduğunu asla tahmin etmezdim ben bunun. Ha dur, thumbnail'ını şununla değiştireyim onun da. Tamam, bitti, okey. Geldim şimdi tekrar sizlerle beraberim. Yani dün var ya 10 saat yayın yapmışız. Haliyle YouTube'a hiç bakamadım. O yüzden 2 dakika bu thumbnail işlerini falan sizlerle beraberken çözdüm. Kusura bakmayın. Abi iyi oyun da ilgi çekici değil bence ondan. Rift Breaker mı ilgi çekici değil? Yes. Abi eski oyun demişken Shadow Warrior öneririm sana. Devolver'ın oyunu çok underrated bence. Shadow Warrior oynadım ya ben biraz ve çok sıkıcı geldi. Görsel açıdan mobil oyunlara benziyor. Rift Breaker. Rift Breaker mobil oyunlara mı benziyor?
Abi siz var ya mobil oyun algınız falan çok tersine dönmüş. Rift Breaker'da RTX var farkındasınız değil mi? Görsel açıdan berbat. Rift Breaker. Hiç valla yani anlayıcı. Ne diyeceğimi bilemedim valla. 360'da 480'de falan mı izlediniz arkadaşlar? Allah Allah. Ben yani tabii şimdi şöyle bir şey var yani ben video olarak izlemedim ya bilmiyorum oynadınız mı da söylüyorsunuz ama ben gördüğüm kadarıyla oynadığım en iyi gözüken izometrik oyun falan herhalde. Baldur's Gate'ten daha iyi gözüküyor. Allah Allah. Yani o da bana ilginç geliyor ha. Abi ben seni kanalda gördüm. Bir anda ekranıma çıkan mobil MMO'lar gibi görsel efekt fullenmiş gibiydi. Anlıyorum. Yok bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi şu açıdan hep yorumlarınızı dikkate almaya çalışıyorum. Eskiden güler geçerdim ama gel gelelim hayatta insan yaşlandıkça ve ilerledikçe yani daha benim empati yeteneğim yıllar ilerledikçe gelişti gibi hissediyorum. Yani şöyle izometrik olması ve ekranda büyük butonlar olması mı acaba mobil oyuna benzettirdi sizi? Çünkü düşününce herhalde oradan benzedi. Çünkü evet yani izometrik oyunlar artık biraz daha real-time strateji oyunlarının benzeri versiyonlarla mobile kaydı son yıllarda. Yani bunu söyleyen bir insan bunu niye söylüyordur? Yani ya art niyetinden söylüyordur ya da mobil oyunlar o şekilde gözükmeye başladı son yıllarda ve sana öyle geldi. Bana da genelde daha basit tasarımlı oyunlar, çok üzerine emek harcanmamış oyunlar şey gibi geliyor. Rift Breaker aksine yani şu görüntü mü? Ha. Belki de haklısın lan. Bak hiç çok bu gözle bakmadım ben. Yani tabii işte şeye dikkat etmek lazım burada mesela ne bileyim gölgeler falan inanılmaz yani. Çünkü oyunda bu kadar fazla unsurun aynı anda RTX gölgesinin olduğu ilk oyun falan olabilir. Aslında görsel olarak bence fazla bile şey. Yani ben olsam bunda görselin yarısını atarım yani. Görsel olarak fazla bile iyi. Ama anladım. Anladım anladım. Yani niye böyle düşünüyorsun? Niye böyle düşündüğünü anladım. PC'ye geçince göstereceğim şimdi. Okey. Okey okey. Güzel kafa açtın şimdi. Kim demişti ya onu mobil oyun diye? Hah, aynen. Mobil oyun reklamlarını full böyle yapıyorlar. Sonra oyuna girdiğinde ayak çıkıyor ya. Mobil oyun dolandırıcılığı. Yani mobil oyunun ben buyum diye sattığı oyun işte aslında Rift Breaker. Şimdi sizlerden ayrılıyorum. Abi PS5'te oynayacak oyun bulamıyorum. Dreams'den oyun yapmayı düşünür müsün? Hayır ya. Ben ne uğraşacağım ya?
Konsola vermişim parayı zaten. Oyunu da onlar yapsın. Okey. Şimdi PC'ye geçtiğimiz için neden mobil oyuna benzediğini anladım ama mobil oyun reklamına benziyor desen daha iyi anlardım. Mobil oyuna benziyor dediğim mobil oyun reklamı aslında ya. Dur. Şu. Aha. Fazmofobiyayı oynayacağız diye de kurduk bunu. Neydi o bir tane oyun ismi ya? Mobile Zombie Base Game. Last Day on Earth mü? Ha, Zombie Survival Wasteland. Bu muydu ya? Evet. Last Shelter mıydı ya da? Bunlar da bu reklamları hiç koymuyorlar ki buraya nasıl satayım. Lazım olunca görelim. Bir ara ben de çok mobil oyun oynuyordum bir tane. Full aralarında şey göstermeli. Onlarda da böyle koşup koşup çok hızlı base kurup bir anda pata 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 bir sürü zombiyi vurmaya başlıyorsun ve çok güzel bir oyunmuş gibi gözüküyor. Sonra girdiğinde aptal bir tane UI'da sağa sola tıkladın salak bir oyun çıkıyor. Genelde öyle oluyor onlar. Mobile Game Trailer yazınca çıkıyor. Bakalım. Bu arada ses seviyelerinde PlayStation'dan buraya döndük ya ses seviyeleri nasıl diye bana bir söyleyin arkadaşlar biraz sonra. Ha bunların da yalanı bayağı meşhur olmuş ha. Mobil oyun reklamları nereye gidiyor lan hakikaten bu arada? Military command the executed prop young Miss Percy your hands on. Ha bu o kadar da kötü değilmiş yani. Mobile games have been kind of indish advertisements and today we're going to be taking a look at those because man I gotta tell you some of these are just over the top. Ay bunları ben de hatırlıyorum ya. İnanılmazdı bunlar ya. Yok artık diyorsun. Pieces, quote unquote, based off of those things. But mobile games, man, just take a look. Kiss of War ha. All right, now this masterpiece of a commercial. Kiss of War. Evet, bunu hatırlıyorum ben. Reklamı yani. Peki oyunun kendisi nasıl gözüküyor? Aa. Falan.
Planlar. I played a bunch of horny iPhone games for journalism. Peki bunun gameplay nasıl hocam? Oyunda ne oluyor yani? Oyun çünkü gözüktüğü gibi mi yani? Bakayım. God of War. Aa bak yan yana koymuşlar. Ah yine base'e tıklıyorsun tarzı. Ya bu base kurum oyunları kim oynuyor ya? Siz oynuyor musunuz? Ben bunlardan bir iki tanesine gireyim dedim. Sıkıntıdan çatladım yani. Hakikaten mobil oyun reklamları. Aa boncuk sesi geldi yine. Aslı Akgün destekçimiz olmuş. Hoş geldin. Abi babam yanındaydı. Nasıl yeni sekmeye geçeceğimi şaşırdım. Emre'cim yanlış bir şeyimiz yok ya. Babana söyle. Emre'nin babası. Bir şey yok ya. Reklam bakıyoruz reklam. Bir baba olarak evladınıza popo pazarlanıyor. Beyefendi. Lütfen reklam üst kuruluna bunu bildiriniz. Mobil oyun reklamları kontrol altına alınsın. Bak sizin çocuğunuz akıllı birisi belli ki bizi izliyor. Peki ya bu çocuk Enes Batur falan izliyor olsaydı ne yapacaktı? Popolara tıklamaktan sizin kredi kartınızda mangır kalmayacaktı beyefendi. Lütfen evladınıza sahip çıkın. Sorumlu bir baba olmanın vaktidir. Çat diye 500 liralık Demon Slayer oyununu alsam ne yapabilirsiniz ki? Ha? Ne yaparsın? Çok merak ediyorum. Ben böyle oyunu bazen böyle yayınlarda şak diye aşırı pahalı oyun alıyorum. Baygınlık geçirenler oluyor. Çok hoşuma gidiyorum. Bazen siz baygınlık geçirin diye 5 yıllık öğretmenim ben sakin. Olsun yine de baban yanında olabilir ne olacak? Ne var? 5 yıllık öğretmenlerin babası yok mu? Çat diye. Şeye çok şaşırıyorum. Bir seferinde ne almıştık biz öyle? 10 dakika oynayıp kapattığımız neydi o oyun? Tavşan atlıyor oradan oraya. Tavşan mı kuş mu bir şey atlıyor. Gaza gelip almıştık. Çıldırmıştı chat. Baygınlık geçirenler olmuştu gerçekten. Sırf o bile bir keyifli oluyor yani. Peki hiç oynuyor musun CS oyunları? Yo. Returnal aldık oynadık 10 dakika. Sexboy aldık oynadık 5 dakika. Idle Pins. Ya geç. Traveler's Rest. You are an innkeeper. Öyle mi? Aa hey. Frostpunk 2. Allah Allah. Bak sen. Hiçbir şey koyamamak. Devam edelim. Dwarf Fortress. Hey. Yorulduğumuz başka bir oyundur Dwarf Fortress'ta ya. Dwarf Fortress oynayan var mı aranızda sağlam Dwarf Fortress oynayan? Çünkü sağlam Dwarf Fortress... Ya Dwarf Fortress... Yani üstüne ayrı küçük bir kitap yazılması gereken bir oyun bence ya. Abi Early Access ile çıksaymış lan buraya en azından. Living with Temptation. Erotic RPG game about relationship and desire. Help Tracy with the household chores. Take care of baby. Earn money and spoil her with your kindness. Rediscover the pleasure of sex and have kinky experiences with her. Ya, giderek şey de düşüyor, çaba da düşüyor artık. Low effort artık iyice. Bir şey söyleyeyim mi? Phasmophobia gibi oyunların sayısı giderek artıyor ha. Okay.
Edin Veselovic destekçimiz olmuş. Hoş geldin. Grim Knight 2. Side scrolling pixel art survival colony fantasy sim. Ha şu. Zombie Kingdom la bu. Okay. Hiç ilgimi çekmedi ama. Zombi artık yordu galiba ya. Oha, overwhelmingly pozitif diyor ama full Çince. Waifu'lu oyun bu galiba. Allah Allah. Erotik bir şey de yok. Pinfunk Games. Story of Seasons. Pioneers of Olive Town. Vallahi ben şeyi bekliyorum. My Time at Sandrak'ı bekliyorum. My Time at Sandrak girsin, ona gireceğiz. Seri de yapacağız, her şeyi de yapacağız ona. Geç bunu. Medieval Dynasty Official Guide. Parayla satıyorsunuz bunu da. Siz biraz dolandırıcı gibi bir şeysiniz ha. Biraz öylesiniz. Bayağı dolandırıcı gibi bir şeysiniz. Wikipedia diye bir şey var lan. Son 20 yıldır her şeyin wikisi falan çıkıyor. Bunlar delirmiş abi. Sword and Fairy. RPG, Story Rich, Single Player, Mythology 3D. Geç ya. Geçelim hızlıca. Atomic Society. Build a town in a post-apocalyptic world. Devam edelim. Tactical Combat Department. Pozitif 13. İyice keşfedilmemiş oyunlara düştük. Arthurian Legends. Geç. Ark Mobius. Sexual content, nudity. Tamam dur. Sonraki görsele geçme. Devam et. Shelter manager. We live in a troubled world. Devam et. Suit for hire. Shoot and toss enemies around in this top-down arcade shooter. Gunfu. Şeyden esinlenen çok oyun oldu son yıllarda. John Wick'ten. Ravager. Is a role-playing fantasy game where you play a young dragon determined to reclaim their birthright. To do so you will... Pornografik değil bu. Hey, bu pornografik değil. Emin değilim. Airlaxis, Dragons, Dark Fantasy RPG. Bu oyunun pornografik olmamasına çok şaşırdım. Helal olsun. Çünkü görselinden bakınca, ismine de bakınca kesin pornografik diyorsun yani. Son zamanlarda Veronica Cleans House. Ya nereye gidiyoruz abi ya? Steam nereye gidiyor ya? Hadi abi ya. Hadi abi. Hadi abi hadi ya. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Tamagotchi çıkmış yine. Hadi abi. Sen de köyüne dön. Geç bakalım. Okey. O zaman it's time for Gas Station Simulator. Onu da bir haftadır oynamadım. Hiç hatırlamıyorum ha. Sonumuz hayır olsun. Ejder'le mi sevişiliyor? Sevişiliyordur. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.